Orada çok savaş vardı. Hatta bir kere biz eve döndüğümüzde evin yan evi orada komple yoktu, bombalanmıştı. Geceden çıktık. Bir gün arabayla bir yere gittik. Sonra oradan 1-2 saat yol yürüdük. Yani kollarımız, ellerimiz hep yaraydı. Arkadaşlar, ben cümlenin ögelerini bulurken hangi kuralı uyguluyordum? Yöntem kuralını uyguluyordum. Yöntem kuralı neydi peki? Tam öznedir bu ama hangi söz grubunun içine giriyor ki ben bunu hisse bilip dağıldım? Evet Hüsame? İsim tamlaması. İsim tamlamasının içine giriyor. Farklı sınıflara koydular bizi. Sonra ben sınıfa girdim, derse başladık. 5 dakika sonra müdür yine geliyor, Hüsame'yi getirmiş. Diyor ki, Hüsame çok ağlıyordu orada. Diyor ki, ablasının yanında kalmadığı için ağlıyor. O yüzden yine yan yana olduk ve 1. sınıftan şimdiye kadar hep aynı sınıfta ve aynı yerde oturuyoruz. Okula geldiğim gün biraz garip hissettim çünkü yani hiç arkadaşım yoktu. Yani normalde yabancı biri geldiğinde dışlanır biraz. Ama ilk geldiğim gün herkes yanına oturmamı istedi. Sonra bir arkadaşın yanına oturduğum işte direkt sohbet etmeye başladık yani. Hiç arkadaş olmayı beklemedik yani. Direkt sohbet etmeye başladık. Selma voleybolda çok istekli, çok özverili. Ders başarısı olduğu kadar voleybolda da başarılı ve disiplinli. Hüsame de yine aynı şekilde. O da basketbolda. Basketbol antrenmanlarına geliyor. Oradan hemen çıkıp saatini ayarlayıp okuldaki kurslarına devam ediyor. Sadece okumak, annelerine yardımcı olmak istiyorlar. Muhtemelen orada çok zor bir hayat yaşadılar. Bir kere çok gururlular. Bir test kitabını biri çözüyor, soruları, cevapları siliyor, sonra diğeri çözüyor. Ne varsa onu eşit şekilde paylaşmayı öğrenmişler ama asla bizden herhangi bir yardım kabul etmiyorlar. Ailelerimiz genelde ilkokul mezunu ya da ortaokul mezunu olup asgari ücret düzeyinde işlerde çalışan velilerimiz. Öğrencilerimizin yüzde en az 15-20'lik kısmı yabancı öğrencilerden oluşuyor. Yabancı uyruklu öğrenci olması ve sosyoekonomik olarak düşük olması tabii ki öğretmenler açısından zor. Farklı kültürlerden gelen çocukları aynı ortak noktalarda buluşturmak da daha az karmaşık okullardan daha zor oluyor. Ela. Metnimizi bir kez sesli okur musunuz? Yabancı uyruklu öğrencilerimizin derslerde kendilerini yeterince ifade edemediklerini gözlemledik ve arkadaş ortamında gerekli diyaloğu kuramadıklarının farkına vardık. Bu amaçla onları desteklemek amacıyla derslerin dışında ayrı bir zamanda Türkçe metinler üzerinden diyaloglar yapmaya, hatta bazen bunları da kendi aramızda canlandırarak eğlenceli hale getirmeye de çalışıyoruz. Madem çok merak ettim. İlk etapta derse katılmak istemeyen öğrenciler ya da sesi çıkmayan öğrenciler zaman içerisinde arkadaşlarının göstermiş olduğu performansla beraber o isteği kendilerinde görmeye başladılar. Kendilerine özgüvenleri gelmeye başladı. Kendilerini daha rahat ifade etmeye başladılar. Belki Türkiye'ye geldiklerinde bu şekilde değillerdi. Şimdi bir derse katıldıkları zaman bazen Türk öğrencilerden daha aktif katılabiliyorlar. Bir cümle kurdukları zaman onlardan daha düzgün cümleler dahi kurabiliyorlar. Benim başarım aslında okuldan önce ablam beni çok matematik çalıştırdı. Yani çarpım tablosunu okula başlamadan önce ezberlemiştim hepsini. Kendisi yardım etti aslında. Çünkü benim matematikte hiç alakam yok. Matematiği yani çözemiyorum. Bilmediğim soruları ona gösteriyorum. Kendisi yardım ediyor. Ama yani Türkçe'de iyiyim mesela. Türkçemin nasıl bu kadar iyi olduğunu, nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Çünkü ilkokula gittiğimizde hoca bizi en arkaya oturtmuştu. Hatta yabancı olduğumuz için galiba. Daha sonra birkaç arkadaş ilkokulda yani beni sevmişlerdi galiba. Sonra beraber yan yana oturduk. Temelden başladık ve öyle yükseldik. Ondan olmuş olabilir. Geliniz,
büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Çünkü ben küçüklüğümden beri yani bilgisayara çok ilgim var yani. 5-6 yaşlarındayken, Suriye'deyken babamın bilgisayarıyla hep oyun oynardım. Merakım arttığı için artık telefondan bile kodlama oyunları indirip onlarla oynuyorum. Ya Üsame gibi bilgisayar mühendisi okuyacağım ya da pilot olacağım. Çünkü bilmiyorum yani bulutların üstüne çıkmak falan çok güzel bir duygu olduğu için galiba ona olabilir. Evet, bir kez daha alalım. Tebessümlü bu sefer. Hazır. 3, 4.